Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz, Türkiye, İsveç, NATO mutabakata vardı. NATO'dan açıklama geldi. Erdoğan, İsveç'in onaylanması için kararı meclise götürecek. Kıymetli takipçilerimiz, üçlü zirve sonrası Stoltenberg'ten açıklama geldi. Değerli izleyenler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya'daki üçlü İsveç zirvesi sonrası açıklama yaptı. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç için protokolü devam ettirmeyi onayladı dedi. Litvanya'daki NATO zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson iki kez görüştü. Görüşme sonrası bir basın açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri üçlü zirveden mutabakat çıktığını açıkladı. Stoltenberg, görüşmeler sonrasında İsveç'in gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e onay kararını meclise götüreceğini açıkladı. Öte yandan üçlü zirvenin ardından NATO'dan 7 maddelik bir mutabakat metni yayınlandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve NATO arasındaki görüşmeler sonrası basın mensuplarının karşısına geçti. Türkiye, İsveç, NATO mutabakata vardı diyen Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü. Sayın Erdoğan, Sayın Kristersson'la bir bildiriye imza atmış bulunuyoruz. Erdoğan, İsveç'e onay kararını meclise götürecek. Bu terörle mücadelemize bir katkıdır. Türkiye'nin güvenliğine bir katkıdır. Madrid'deki anlaşmamızdan bu yana ülkeler birbirleriyle daha yakın çalışmışlardır. İsveç kanun değişikliği yapmış ve Türkiye'ye silah ihracatını serbest bırakmıştır. İsveç'in işbirliği NATO'ya üye olduktan sonra da devam edecektir. İlk defa NATO'da terörle mücadele için özel koordinatör atanacaktır. İsveç'in üyeliğinin tamamlanması tarihi bir adımdır ifadelerini kullandı.